İlk ikisini denememişim. Yok. İyi son zor ya derken. Yani baktım mı yoksa benim gidişattan mı kestirdin? Burada çıkış yok mu oğlum? Ya şeytanlara falan giriş yaptıysak muhtemelen iyi sonda olmayacağım da. Ben de öyle düşünüyorum ya. Ne bileyim, şeytanlar, ziyafetler, cin çıkarmalar havada uçuşuyor. Oradan geçemeyeceğiz. Ne vurayım dedim. Oha. Abi bura çok geniş bir alan. Sanırım oyun boss'u burada gelecek. Ben geri dönüyorum götüm. Belli yani. Bir şey olacak orada. Lan. Tüfek mermisi de aldık. Arada bir şeyler var mı? Bizim eleman böyle yukarı doğru baktı gibi ama. Kıyafet muyafet var diyor. Eddie gitti de. Ne zaman gelir bilmiyorum. Yukarı doğru çıkacağız bakalım diğer tarafa. Yalnız piramit kafa geziyordu yani. Dın, dın. Çok heyecanlısın. Yani benim de olduğum söylenebilir. Şu pat pat sesler şeyin sesi. Piramit kafanın sesi. Soldaki bir şeyler mi çalıyor? Ortadakiler oyun oynuyor herhalde. Sağdakiler yine enstrüman çalıyor. Sahne var. 5 kişi konser veriyor herhalde. Çok süper olmuş lan çizim ama. Resitalde 436 kişi. Şöyle not alayım. Muhtemelen ya. Bir ev yanarken ama bunu çocuk çizmemiştir. Belki olabilir eğer perspektif eğitimi gördüyse. Çünkü çok ilk başta öğrenilen perspektif çizimlerine benziyor. Alıştırma için yapılan perspektif çizimlerine benziyor şu an. Yanan insan diyor lan Burning Man. Acaba Burning Man ismini o festival var ya Amerika'da bir çöl taraflarında yapılıyor. Buradan mı aldı acaba lan? Çünkü o da 1990'lara falan dayanıyor herhalde.
Belki de bu oradan aldı, bilmiyorum. O biraz daha eski olabilir. Cadı mı bu lan? Uçan kadın. Burning Man. Ve konser. Ne demek istemiş ki? Oo, sese bak. Bizim eleman şurada bir şeye bakıyor. Dergiler var, ilgileneceğim bir şey yok demiş. Opresörün tableti. Opresör. Diğerlerinin anlamını biliyorduk ama bu ne bilmiyorum. Zalimmiş. Zalimin tableti. Aa, açılmıyor lan. Ha. Süpresörden aklıma gelsin. Süpresörde baskılayıcı demek, opresörde zalim demek. Birbirine iki yakın şey. Buranın kapısı açılmıyor herhalde. Ya, açıldı. Buradan yukarı doğru geçemeyiz ama. Yine de açmış olduk. Belki geri döneceğiz herhalde. Burası açılabildiğine göre. Orada büyük geniş yerdeki boss'la savaşıp geri dönme ihtimalimiz var. Ben burada giderken bizim elemanın kafası dönüyor. Bak, tam şurada. Şurada kafası dönüyor abi. Orada bir şey var. Bakamıyorum ki. Açamıyorum da. Bundan bir yukarı daha çıkacağım. Çıkabilirsem. Çıkamıyorum. Geçmiş olsun. Büyük yere giriş yapacağız. Şurada bir sevdiyelim. Ekstradan. Acaba çözmem gereken bir şey mi var ya? Sevdim ama. Dur lan. Erimiş bal mı veya mum?
Ufak bir işim var, birkaç dakika abi. Geleceğim ona. Geldi. Niye ses gitti lan? Aa, yok, ben sesini kısmışım. Sesi gitti diye. Önce konuşuyordum da. Hoş bulduk. Şimdi şey var abi. Ben buradan boss savaşına gidersem, ki burada boss varsa ve ölürsem ya da öldürürsem oyun bitecek gibi duruyor. Şöyle bir sorun var. Şuraya giremedim değil mi? Büyülerin falan olduğu yer nerede ya? Büyü falan mı yapacağız acaba? Hani böyle ayinlerin olduğu bir yer var ya. Ayin falan yapsak, mum falan yaksak orada nasıl olur? Mümkün mü acaba öyle bir şey? Bak şurası. Bunu da kullanamam diyor. Amen o. Ama yok. Yok abi. Zalim derken bu nasıl bir tablet resmi lan? Ağzını açıp kafasını sokuyor, ne yapıyor? Kırmızı bir şeyle lekelenmiş diyor bu arada buna. Abi bu bıçağı bir yerde kullanacaktık. Öyle elimizde kaldı, biliyor musun? Bunu da kullanamıyoruz da. Ayın mayın da olmuyor. Belki dedim burayla alakalı bir şeydir. Ama değilmiş herhalde. Büyük yere gireceğiz. Ya valla kötü sonla bitireceğim gibi ya. Ya da kaç tane son varsa. Bir bildiğim şey var, çok konuşulan köpek son varmış. Bilmiyorum, herkes biricikli müçüklü bir şeyler yazmıştı. Spoiler olmasın diye geçiverdim. Ama köpekli son diye bir son gördüm, okudum. Onun dışında iyi kötü son nasıl bitiyor hiçbir fikrim yok. Onu yapma derken köpekli sonu mu? Oğlum nasıl yapıldığını bilmiyorum ki yapayım. Ben geldim. Götün yiyorsa gel. Hadi bakalım. Oha, sese bak lan. Oha, sunak yeri falan burası herhalde.
Böyle oda mı olur oğlum? Ben sana kan veriyorum bu 3 günah için. Resim üzerine yazıyormuş. Resmin altında 3 tane şey var diyor. Koyulacak yer. Oyuk. Bak piramit kafa var ha. 2 tane piramit kafa. Bir de asılmış adam. Bunu koymamıza göre oyunun sonu mu değişecek lan? Şu zalimdi. Bu obur domuz. Bu baştan çıkarıcı. Zalim ortaya koyarsam kendim zalim olmuş oluyorum. Kendini nasıl gördüğünle alakalı bir şey mi acaba? Yani oyunun sonu buradan değişebilir mi ki? Baştan çıkarıcı. Obur. Şimdi baştan çıkarıcı derken bizim yanımıza aldığımız Maria hakkında olmuş olabilir. Ve ilginç bir şekilde baştan çıkarıcıyı duşa koymuş. Bak duşta buldum diyor. Yemek odasında buldum diyor ve hücrede buldum diyor. Hücredeki zulüm, yemek odasındaki oburluk ve duş yerindeki de baştan çıkartıcı. Bulunduğu yerler falan da şey yani göndermeli böyle. Bence tabletleri eğer şey yoksa tabletleri koyduğumuz şekilde bizi yargılayacaklar sanırım. Yani kendimizi ne görüyorsak. Zulmeden gibi düşünürsek sanki kendimizi sürekli yükleniyormuş gibi bir şey olabilir. Gönderme. Obur dersek. Gerçi çok bir şey yediğimiz yok yani. Yani hep ediydi. Göbekli dombiliydi. Baştan çıkarıcı kız olarak düşünürsek yanımıza gelen kız yani bizi baştan çıkardı. Obur vardı ve ortada zulmeden biziz gibi oluyor ama asıl zulmü gören biziz. Öyle bir şey de var. Yani bak şurada 2 tane şey var. Piramit kafa var. Ortada asıl olan biz oluyoruz. Resmi direkt düz anlamıyla düşünürsek bizi zulmediyorlar. Ama tablette olan zulmedici demek. Sağdakine zulmediciyi koysak, soldakine kızı koysak ortadaki Edi oluyor. Acaba onları kurtarma amacıyla da mı olabilir? Hangisini kurtarmak istiyorsun diye. Edi'yi mi kurtarmak istiyorsun yoksa kızı mı? O da mümkün yani. Baştan çıkartan kız. Sürekli yemek yiyen Edi. Bu da bizi simgeliyor muhtemelen. Zulmedici. Herkese yargı dağıttığımız için veya kendimizi öyle görmemizi istediği için bilmiyorum. Ama resimde direkt idam edilme var ya. Seductress'ı seçersek kızı mı acaba tamamen öldürmüş olacağız? Kombin etme var mıymış böyle? Kullanamıyorsun. Bence dombiliği ortaya koyalım. Ama koydurmuyor lan. Biraz daha yakınlaşmam gerek sanırım. 3 günah yapıştır diyor. Hadi bitirelim bu işi. Ben ortaya şeyi koyacağım. Kendi koydu direkt. Oğlum ses algılaması mı yapıyor lan? Direkt ortaya onu koydu.
Bunu sağa koyalım. Bak hiçbir şey ellemiyorum abi. Sağa koyarsa yuh derim. Sağa koydu lan. Hayda. Oha. Oyun acaba beni bilinçaltıyla yönlendirdi mi ki? Şimdi bilinçaltından cevabını biliyordum. Ses geldi. Erkek sesiydi yalnız. Edin'in sesi miydi lan? Üç tane şey. Okey. Ne yapacağız? Bunu yakacağız. Yo. Bunu mu kullanacağız? Hayır. Aha, düştü lan. Hayda. Korkudan düştü. Böyle. Şuradan mı baktı bir şeye? Bak şöyle sol tarafa. Aa. Şey var lan. Atnalı var. Atnalını tutup mu çekeceğiz? Geri de alamıyoruz. Atlanını koyup çekebilir belki. Ya abi koyduk ne oldu? Ben onu anlamadım. Üç tane ip geldi diyor. Okey. Kabudan çıktığımız anda bir şey mi olacak acaba? Bilmiyorum ki abi. Şurada bir şey var dedi. Atladın orada kullanabiliriz çekmek için. Mümkün yani. Kapak vardı. Abi bilmiyorum yani şeyi Eddie ölsün diye ortaya koydu mesela. Ben onu öyle koyalım dedim. Kendi koyuyormuş. Veya ilk seçtiğimizi ortaya koyuyordu. Bilmiyorum yani. Ama Ede ölürse oraya ilk koyduğunu öldürme amacıyla koymuş gibi düşünmüş olabilirler yani. Benim düşündüğüm onlar baştan düşünüp ilk onu koyduysa demek ki onun ölmesini istiyor gibisinden. Sıralaması. Başka bir tableti koysaydım direkt ortaya koyar mıydı onu bilmiyorum yani. Çok gizemli bir şey oldu. Atnalı abi normalde şans getirir. Acaba Atnalı çıktığı için şanslı mı olacağız? Ya da oraya girme şanslı olduğumuza mı delalet? Çünkü oyunun çok fazla göndermesi var. Tabletleri farklı şekilde koysaydım bana Atnalı haricinde farklı bir şey mi verecekti onu da bilmiyorum. Vallahi çok garip ya. Tam Atnalı'nın girebileceği şekilde. Evet.
Sadece bununla yapamam diyor. Nasıl yapacaksın abi? O zaman eriteceğiz bunu. Oraya yapışmış olacak. Zamp gibi kullanacağız mantıklı olan. Öyle oluyor. Evet. Doğru. Hayret lan. Vallahi oldu. Süper ya. IQ 200. Ne bileyim oğlum. Çok düşündürtmedi, direkt bulduk. Kayıp düştük. Ama o ipler hala kafama takılı ya. 3 tane ip çıktı ve 3 kişi izleyeceğim ama aslında 4 kişiyiz. Maria'nın öldüğünü düşünürsek 3 kişi oluyoruz. Küçük kız, ben, yani James ve Dombile. Bir şey vardı. Kapıya yaklaştıkça içeriden çürümüş koku alıyorum diyor. Bütün kapılar için sanırım dedi onu. Evet. Geçmiş olsun. Bu eleman muhtemelen William bilmem ne vardı ya, hani iki kişi öldürüp boynuna saplayan. O çıkacak abi. Gözümüze soktular onu. Hareket mi etti yoksa benim halüsinasyonum mu dedi lan? Ben görmedim abi. Hareket mi diyor bunlar? Öyle bir şey olmadı değil mi? Şu ışığı kapatsam oynar mı acaba? Oğlum çok da sessiz oldu ya. Valla. Anasını ya. Daha çıkmadı. Ceset ve ceset mi? Aşağı mı gidiyor anlamında söylüyor. Hacı aşağı gidiyorsa sen ne yapacaksın? Dibini göremiyorum. Ne kadar gidiyordur ki? Ha git git. Bulduğun her deliğe gir anasını satayım. Kaç tane deliğin içine girdi ya? Şuradan gidebiliyor muyuz? Gidemiyormuşuz. Mecbur oraya gideceğiz. Gördüğü her deliği atladı ya. Allah. Al. Oynadı. Hızlı geçerken oynadı herhalde. Evet oğlum oynadı bu sanırım. Bunun ayağı farklı duruyordu. Ne
Ebenin örgüsü ya. Atla hadi atla. Deliklere çok meraklı. Çok iğrenç bir ses. Çok rahat söyleyebilirim yani. O kadar iğrenç bir ses ki. Bir delik daha var oğlum. Ya bu nedir Allah'ını seversen ya? Bir delik daha atlamak zorunda mıyım? Yılan gidecek bir yerin yok zaten. Pezevenk ya. Sorduğun soruya bak. Ha geri gitmek istesem kapı kapalı. Wingardium Leviosa yapsana. Harry Potter'daki şeyi. Havada kalma zımbırtısını. Yere düşmezsin böyle. Gerçi ölmedi de. Garip bir şekilde yere bakıyor. Yere mi bakıyor? Bunları verdiğine göre siktir ya. İçeri girdi kendi kendine kapandı. Sevleyemiyoruz da. Sanırım son boss'a doğru gidiyoruz. O geniş yerde son boss'a girmedik ama ya. Benim aklıma hala o şey takıldı ya. Tabletleri koyduk ya. Farklı sırayla koysaydım ortaya farklısı mı gelecekti? Ona göre son mu değişiyor acaba? Oğlum hala aşağı iniyoruz lan. Vallahi dünyanın merkezine kaç günde bilmem ne diye kitap vardı. Onu geçecek ha. Otomatik de açılıyor. Dışarı bir çıkıyorsun, herkes kutlama yapıyor, partiler falan. Milletin elinde şaraplar. Çiçek miçek veriyorlar. Havai tarzı böyle eteklerle karşılıyorlar bizi. Var ya çok büyük bir siktir çekerdim yani. Ne abi de o var. Doğru diyorsun. Geçemiyorum çünkü çok sıkı gergin bağlanmış diyor. İkisini birden vuruyor lan. Ne oluyor lan? Ezanı mı okunuyor? Ne yapıyor öyle? Öyle bir ses geldi ki baksana. Sanki ezanın abi şey yapmışlar böyle. Sesini değiştirmişler gibi. Boğuk. Arkada çalan. Bak bak. Ya sesi söylenmeden o sesi böyle normal müzik notası gibi yapmışlar şeklindeydi abi çalan.
Boş lan bro. Harbiden boş. Bunu yapan mühendis kör oldu diyeceğim de burada şeytanlar cirit attığı için söyleyecek bir şey yok. Sağlam mı soldan mı diyecektim. Öyle gidiyoruz. Hangi yolu seçersen herhalde. Abi soldan gidince iki farklı yer var. Şimdi şöyle bir şey var. Ben neden ilk önce sağa gidip sonra sola gittim? Dünyanın çoğunluğu sağla yazdığı için yani direkt sağa doğru yönelme eğilimi var abi. Ama solla yazanlar yani sol kullananlar, basık sol olanlar genellikle sola doğru yöneliyor. Belki sol tarafta farklı bir şey vardır diye sola doğru yöneldim. İki tane yer varmış. Sağa doğru gideyim bakayım. Burada da böyle bir yer var. Hayırlı işler hacı. Dört tane farklı yol ama bir tanesine geçemiyorsun. Buradan sağa dönsek oradaki sağ mı karşılar, solun soluna mı gitsek? Ya sıçacağım böyle şey ya. Burada sevlersem kafam karışır. Direkt giderim. Belki sonradan oynarsam ki pek zannetmiyorum. Ama sonları görmek için gelebilirim. Şu tam yol ayrımında şey yapayım. Yani fark ediyor mu aynı yerlere mi gireceğiz? Çok meraklandım lan. Yukarıdaki tablette de öyleydi. Ben solun soluna gideyim bakayım. Hadi. İyi bok yedim diyeceğim ya. Bu ne abi? Oyun bitti abi. Görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. 2 hafta sonra görüşmek üzere. Oğlum bu ne ya? Vallahi bu ne ya? Allah'ını seversen. Oha. Şeyin kılıcı var lan. Piramit kafanın. O piramit kafanın kılıcını aldık. Solun solu buraya çıkıyormuş hacı. Ama solun solunu aşağıda bir daha sola yaptık. Sol üzeri sol oldu. Nasıl olacak bu? Canım kötü sanırım bu arada. Evet. Kullanması zor. Piramit kafa tarafından kullanılıyor ama oldukça ölümcül diyor ve kullanabiliyoruz. Vay. Oha. Oha. Aa böyle gidiyor bir de. Bayağı yavaş yavaş gidiyor yani. Vay ebesinin örekesi. Haftaya görüşürüz dedim. Biri oyundan çıkmış ama şeyden oyundan çıkmış mı? Neyse yapacak bir şey yok. Buradan gelmişim değil mi? Böyle dönmüştüm. Aa siktir sen nereden geldin? Adamın kılıcını aldık. Mızrak da yardırıyor. Bir saniye, bir saniye. Dur bakayım. Nasıl olmazsa sevledim. Dur. Bana koyacağım seni. Benim kılıcım bende. Ya sen niye mızrak kullanıyorsun bu arada? Oha.
Vur, vur. Öldüm herhalde. O da yavaş vurdu ama. Bir deneyeceğim abi, öldürebilir miyim diye. Ha, niye böyle büyümüş? Çünkü ekran yamuk. O kadar dalmışsınız ki hiçbirini söylemiyorsunuz. Alt tab yapınca böyle şey oldu. Şimdi düzelir. Tamamdır. Ya içimden geçiyor yine. Lan öleceğim. Bunu öldürebiliyor muyuz acaba burada ya? Hadi. Ben ona vuruyorum, o bana vuruyor. Hangimiz birbirimize sokarsak. Lan dur. Ne işe yarayan bir şey yok herhalde. Vur işte. Ya. Oho. Hadi. Ha? Yok. Bunda kan mı çıkmıyor ha bu arada? Bir önceki save'den tekrar yükleyeceğim abi. Buna bir şey olmuyor. Aha, ne oldu lan? Lan Allah belanı vermesin. Ya. Yok, kafasından sekiyor abi. Buna bir şey olmuyor o zaman. Buraya bir de labirent diyor ha. Aşağıda söylemiştim oğlum ben. Tam buranın başına şey yaptı. Şuydu herhalde. Bunu ellemeyeceğiz ya. Bura nere? Abi niye böyle garip yerlerden load çekti bana? 8.41 tamam. Ha. Hayda. Ben şeyi aldığım zaman sevlemedim o zaman. Evet. Onu aldığım zaman sevlememişim. Evet abi, onu aldığım zaman sevlememişim. Tamamdır. Şöyle bir sevledim. Tekrar çıkıyorum. Bir şey gelecek arkamdan. Salla gitsin onu. Yukarı çıkalım. Tamamdır. Hemen sevleyelim. Aşağı inelim. Hop, merhaba. Burada da var kendisi. Neden ki? İki aynı yere mi gidiyorlar? Ne yapıyorlar? Aa, sağlı sollu aynı yere indiriyor lan bizi. Fark etmiyor o zaman. Nasıl ya? Oğlum ben buradan indim lan. Ama arka taraftan çıktım. Nasıl oluyor? Ya dayı bir dakika.
Sen bir çekil oradan. Heh, senin arkandan geçeyim ben bir saniye. Başka merdiven yok bak. İlginç ya. Neyse. Sanırım buradan ineceğiz. Diğer taraftan çıkacağız. Mitoz bölümü bilmiyorum olabilir. Koluklarım. Duvarlar kum değil de et gibi duruyor. Aa, yüz var lan. Oğlum ne psikopat bir oyun ya bu. Ne abi? Drop mu giriyor? Valla dediğin zaman yoktu. Yani şu anda yok. Dediğin zaman olabilir de. Şu an bir sorun yok gibi. Oho. Arka taraf. Aa, değişiyor lan. Evet, değişiyor. Harbiden değişiyor bak, kapandı şey. Şimdi renklerin anlamları ne abi? Kırmızı sinir. Mavi rahatlık mıydı? Ya mavi bir anlamda uykusuzluk falan getiriyordu ama diğer renk anlamları neydi ki? Sarı hastalıkla bağdaşıyor nedense benle. Renge göre farklı bir şeyler mi olabilir ya? Mor desek, acı isim gelese, kötü bir sona doğru yaklaştırır mıyız acaba? Şimdi de ağzı kapatıyor abi. Yani ayıp bir şey oluyormuş gibi ya da kötü bir şey, şaşırmayı işareti gibi düşünürsek, yani kötü bir olay olursa diye hoppala falan tarzında, ama bununla doğru dokunuyorlar. Genellikle bir insan konuşurken böyle yalan söylemeye meyilliyken konunun içeriğine bakarak yaparsan böyle dokunma şeyi falan gösterir. Utangaç yeri o. Bilmiyorum yani. Yalan söyleme de olabilir. Yani konuşurken böyle sürekli burnuyla ne bileyim kulayla mulayla oynadığı zaman konunun içeriğine göre yalan söyleme eğilimi olduğunu söyleyebilirsin. Tersten mi utanıyorlar abi, böyle mi diyeceğiz?
Peki ne renk seçeceğiz ki abi? Yeşil utangaç yoksa mavi? Bayağı bir kırmızı var nedense. Mavi en masum. Hadi mavi olsun. Ama açmıyor maviyi. Mavi açılmıyor. O zaman ağız şeylerinden birini seçeceğiz. Evet, moru öğrenmiştik abi. Mavinin ağzına el getiremiyoruz yalnız, o var. Yeşili dönelim be. Yeşil de olmuyor. Tersten kırmızıyı, tersten ananınkini gör dersek böyle oluyor. Hay Allah, belanı vermesin ya. Sarı dersek. Sarı da var abi. Tekrar bir maviye dönelim. Yok. Tersten mor. Abi mavi açmıyor ya. Önceki kararlar yüzünden mi acaba mavi açmıyor? Kırmızı intikam desek. Tersten anasının gözünü görüyor desek, yok. Tersten mavi açar mı? Açıyor. Yani az kötü son falan mı olur acaba? Bilmiyorum. Tersten mavi bana makul geldi. Kafalar ters yüz oluyor mu? Şöyle yani şu şekilde yapıyorsun abi. Bunlar olmuyor ama. Ya elleri koyduğu yer tutamaç gibi gözüküyor. Sadece şu boş kalan kısımlarda ters yüz yapabiliyorsun. Şunun karşılığı kırmızı ama arkamızda siniri bırakıp sakin bir şekilde girdik demek mi acaba? Mavi düz iken mavi ters olabiliyor mu? Yok, olmuyor. Böyle oluyor yani. Mavinin diğer karşısında düz kırmızı var. Yani arkamızda kötülüğü, siniri bıraktık. Yeni yere sakin giriyoruz gibi. Yok, olmuyor acı. Şey açılmıyor. Takip için teşekkür ederim. Veya yabancıysa. Welcome. Unfortunately, there is a rule that you must wait for 10 minutes around to type something in the chat, on the chat. I'm sorry for that, but it's necessary. Ters mavi oluyor abi. Ters mavi girebiliyorsun. Deliler odasından sanki sen delisin gibi bir anlam çıkıyor olabilir. Buraya girmiyor yalnız. O zaman kırmızı değil yani be. Ne çıkacak ki? Oradaki kapı gitmiş mesela. Buraya diğer tarafa gelmiş. Şurada bir şey var gibiydi. Öyle bir kapı dönmüş lan. Evet ya, değişiyor abi. Sonra götüren yolu değiştiriyor gibi. Mora bir bakalım. Mor açmıyor. Ters mavi koyacağız. Ne? Ters mavi yok lan. Ha.
Tamam, ters maviyle gidiyorum abi ben. Geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Aa. Aa, kız var lan, ölmemiş.